Bir biyoloji öğretmeni tahtaya sağlıklı bir insan vücudunda gerçekleşen ve birbiriyle bağlantılı olan bazı olayları yazıyor. Buna göre öğrencilerden yorumlarının hangisi yanlıştır? Böbreklerden kalsiyumun geri emiliminin azalması, yani kanda kalsiyum oranının azaltılması kalsitonin faaliyetidir. Kemiklerde kalsiyum tuzlarının depolanması kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. Kalsitonin faaliyetidir. Bağırsaklardan emilen kalsiyum miktarının azalması kanda kalsiyum oranının azaltılmasına yöneliktir. Kalsitonin faaliyetidir. Her üç olay kanda kalsiyum miktarının artması durumuna bağlı olarak ortaya çıkar. Doğru. Her üç olay kandaki kalsiyum miktarını azaltmaya yöneliktir. Doğru. Her üç olay hemostatik dengeyi sağlamak amacıyla yapılır. Doğru. Bu olaylar kanda kalsiyum miktarının azalmasını, idrar ve kemikte artmasını sağlar. Böbreklerden atılan kalsiyum artar. Bağırsaklardan atılan kalsiyum artar. Böylelikle kandaki kalsiyum oranı düşürülmüş olur. Her üç olay hem kalsitonin hem paratormon etkisiyle ortaya çıkar. Olayların üçü de sadece kalsitonin etkisiyle ortaya çıktı. Cevap B. Sağlıklı bir insanda epifiz bezinden salgılanan melatonin hormonunun miktarı karanlıkta artar. Bu artış derin uyku sırasında daha fazla olur. Buna göre durumlarından hangilerinde kandaki melatonin hormonunun artacağı öne sürülür? Epifiz bezi ara beyinde yer alır. Beyin kabuğu sinir merkezlerinde aktivitenin artması olmaz çünkü epifiz bezi beyin korteksinde yer almaz. Hipotalamusta uykuya neden olan sinir merkezlerinin devrede olması etkilidir. Hipotalamus uyku durumunu kontrol eder ve bu arada epifizden melatonin hormonu salgılanması da bu olay üzerinde etkili olabilir. Gözde ışığa hassas nöronların çok sayıda uyarılar üretip hipotalamusa göndermesi, normalde ışık varlığında gözdeki uyarılar beyin kabuğunda değerlendirilir. Duyu organlarının çünkü değerlendirilme yeri beyin kabuğudur. Burada karanlıkta gözden hipotalamusa uyarı gönderilerek melatonin salgılanması sağlanmış olabilir. 2 ve 3 doğrudur. Cevap E. Akciğerlerin arasında yer alan tümüs beziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Timozin hormonu salgılar doğru. Çocuklukta daha aktiftir. Ergenlikten sonra tümüs bezinin etkinliği azalır. Tümüs bezi timozin hormonu ile bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir. T lenfositlerin olgunlaşma yeri tümüs bezidir. Hipofiz kontrolünde aktivite gösterir, yanlış. Tiroid bezi hipofiz kontrolünde çalışır. Tümüs bezi hipofiz kontrolünde çalışmaz. Cevap E. Kortizol hormonunun bazı görevleri verilmiştir. Buna göre kortizol ile ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Mikroplara karşı vücudun korunmasına katkı sağlar. Burada bağışıklığı baskılar diyor. O zaman mikroplara karşı vücudun korunmasında etkili değil, tam tersi etkili. Kas ve sinir dokunun enerji kaynağına erişimini kolaylaştırır. Aminoasitlerden ve yağlardan glikoz sentezi sağlıyor. Bu da kan şekerini arttırdığı için kas ve sinir dokunun enerji kaynağına erişimini kolaylaştırır. Zihinsel performans ve yoğun konsantrasyon gerektiren gerilimli işe sahip insanlarda ortama uyumu kolaylaştırır. Strese karşı direnç sağladığı için yoğun konsantrasyon gerektiren gerilimli işlerde insanın uyumunu sağlar. Doğru. 2 ve 3 söylenebilir. Cevap D. Antidiüretik hormon miktarının artması değişimlerinden hangilerine neden olmaz? Antidiüretik hormon böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Burası kanal olsun. Kanal idrarı oluşturacak. Burası da kan olsun. ADH etkisiyle suyun kana çekilmesi sağlanır. Böbrek kanallarından suyun geri emilimini arttırır. Doğru. İdrara çıkma sıklığını azaltma. Kanaldaki suyu çektiği için idrar azalır.
Kan plazmasının derişik hale getirilmesi, kan değil idrarın derişik hale gelmesi olur. Kan su miktarı arttığı için seyreltikleşir. İdrar sıvısının derişimi artar. Doğru. Kan plazmasının derişik hale gelmesi beklenmez. Cevap B. Yoğun konsantrasyon ve zihinsel performans gerektiren gerilimli iş ortamlarına sahip bireylerde normal koşullarda çalışan bireylere göre kortizol hormonunun fazla olduğu gözlenmiştir. Bu gözlem kortizol hormonunun aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Kortizol hormonu streslere karşı vücuda direnç sağlar. Bu yüzden gerilimli durumlarda kortizol kontrolü sağlar. Bağışıklığı baskılama görevi var ancak burada bağışıklıktan bahsedilmemiş. Kaslara enerji gereksinimi sağlama görevi var. O kan şekerini arttırmasıyla sağlanıyor. Yukarıdaki paragrafta bahsedilmemiş. Yine aminoasitlerden glikoz sentezini uyararak kan şekerini arttırır. Bu da kortizolun görevleri arasındadır. Ama buradaki görevi yoğun konsantrasyon durumunda, stresli durumlarda kortizol hormonunun etkisinden bahsedilmiş. Cevap A. Aşağıdaki yapılardan hangisi karma bez özelliğindedir? Hem hormon hem enzim ya da mukus, tükürük gibi salgı salgılayan bezlere karma bez denir. Tiroid bezi sadece hormon salgılar, o yüzden endokrin bezdir. Hipofiz bezi sadece hormon salgılar. Endokrin bezdir. Hipotalamus, paratiroid bezi bunlar sadece hormon salgılayan bezlerdir. Pankreas hem insülin hem glukagon hormonu salgılar. Aynı zamanda sindirim sistemi içinde yoğun olarak enzim üretir. O yüzden karma bir bezdir. Cevap D. Aşağıdaki tablo bazı hormonlar ve bu hormonlarla ilgili hastalıkları göstermektedir. Tabloda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? Devlik, cücelik, akromegali hastalıklarının hormonun eksikliğinde ya da fazlalığında salgılanması durumunda görülen hormon STH hormonudur. İnsülin hormonunun eksikliğinde ya da fazlalığında eksikliğinde kan şekeri artar, yani diyabet görülür. Şeker hastalığı. Addison hormonu kan basıncının düşüp derinin bronz renk almasıdır. Aldosteron hormonu eksikliğinde gözlenir. Troksin hormonunun az salgılanması, miksödem. Yine troksin hormonunun yetersiz salgılanması, goiter hastalığına. Bebeklerde yetersiz salgılanması kretinizme sebep olur. Buna göre cevap C. Aşağıda sağlıklı bir insanda gerçekleşen bazı fizyolojik olaylar verilmiştir. Kalsiyum etkisiyle gerçekleşen K, parotormon etkisiyle gerçekleşen P olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru gruplandırılmış olur? Böbreklerden atılan kalsiyum miktarının artması. Böbreklerden atılan kalsiyumun artması kanda kalsiyum oranını azaltıcı yönde etki eder. O yüzden kalsiyumun etkisidir. Kalsiyum tuzlarının kemiğe geçmesi, yani kandan kemiğe kalsiyum geçiştir. Kalsiyumun etkisidir. Bağırsaklardan emilen kalsiyumun artması paratormon etkisidir. Kanda kalsiyum miktarının artması paratormon etkisidir. Cevap A. Hormonlarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Hormonlar kan yoluyla taşınır. Doğru. Hormonlar etkisi yavaştır ama uzun sürelidir. Doğru. Hormonlar etkisi kısa sürer. Etkisi uzun sürelidir. Yavaştır ama etkisi uzun sürelidir. Kanla taşınır. Cevap D. Glikagon hormonunun bazı işlevleri verilmiştir. Buna göre glikagon hormonu ile ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz? Glikojen yıkımını uyarıyor, yağ dokusunda yağ yıkımını uyarıyor, karaciğerde karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz sentezini uyarıcı etkisi var. O zaman kan şekerini arttırır. Doğru. Açlık durumunda kandaki derişimi artar, glikojeni yıkıyor, yağ dokuyu yıkıyorsa açlıkta etkisi artıyor olabilir. Yağ dokuyu ve glikojen depolarını parçaladığına göre kilo almaya değil tam tersine kilo vermeye
sebep olur. O yüzden yalnız 3'e ulaşılamaz. Cevap A.